en yukarıdan en alt kesime kadar teşekkürlerimi sunuyorum. 2011 faaliyet raporuna baktığımızda 184 sayfalık bir çalışmaydı. Bu dönem gerek fotoğraflarla gerekse kağıt kalitesini artırarak kitapçık kalınlığını iki katına çıkarmışız. Hafta başında okunmadan onaylanan ve meclisimizden geçen denetim komisyon raporlarının rakamlarına göre belediyemizin toplam borcu 179.290.878 lira gözükmektedir. Belediye bütçe giderlerimiz gerçekleşen 147.944.120 lira. Belediye bütçe gelirlerimiz gerçekleşen 116.018.593 lira. Yani bütçe gelir ve gider farkı 31.795.527 lira gözükmektedir. Yani tahmini bütçenin %61.22'si gelir olarak yine %77.98'i gider olarak gerçekleşmiştir. Aradaki fark oranı %17'dir. Yani burada şunu sormak istiyoruz. Bu oranlara göre gelirleri neden sağlıklı bir şekilde toplayamamışız? Yine belediye memur işçi personel giderlerimiz 28.192.641 lira. Personel SGK devlet prim giderleri 4.931.215 lira. Toplam belediye personel gideri 33.131.856 lira tutmaktadır. Temizlik dahil taşeron işçi giderimiz 50.400.000 lira. Yani tüm toplam personel giderlerimiz 83.531.856 lira gözükmektedir. Oysa 2012 yılı mal ve hizmet alımlarımız 87.655.063 lira tutmaktadır. Mal ve hizmet alımları ile personel ödemeler arasındaki fark 4.123.237 liradır. Sermaye giderleri yatırımlar olarak 16.273.602 liradır. Yani yatırım kalemlerimizin toplamı %11 kadardır. Toplam belediye yatırımları gerçekleşmiş olarak 20.396.839 liradır. Yani ayrıca belediyemizin müteahhitleri olan borcu 21.141.299 lira. Yani 16.273.602 olan yatırımlara baktığımızda belediyemizin yatırım oranı %11 olarak kalmıştır. Bu rakam belediye giderlerimize baktığımızda çok düşük bir rakam olarak gözükmektedir. Denetim raporunda vurgulanan olaylar eğer gerçek ise, hafta başında okunmadan geçen denetim raporundaki olaylar eğer gerçek ise, vurgumuz olarak vermiş olduğumuz avansın çok yazık olduğunu görmekteyiz. Vay. Belediyemizin 24 tane müdürlüğü olmasına rağmen müdürlüklerin ayrı ayrı faaliyetleri yazılmamıştır. Altyapı, üst yapı faaliyetleri, kültür yaşam, kent güvenliği gibi olmayan müdürlüklerin isimleri konmuştur. Kim ne hizmeti yaptığı belli olmayan bir faaliyet kitapçığı. Sarıyer Belediye'mize yakışmayan bir 4 yıl final olmuştu. Büyük umutlarla beklediğimiz ve desteklediğimiz ana hizmet binasının ne yazık ki 4 yıl geçmesine rağmen hala temellerde kalması Sarıyer halkını ve bizleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Görünen olur ki bu belediyenin ömrü bu binayı tamamlayamayacaktır. Oysa benim şahsımın iş yerinin bulunduğu ve yakından takip ettiğim Ataşehir CHP Belediyesi'ndeki durumu baktığımızda geçen yıl bu zamanlar esamesi bile olmayan bir binaydı. Geçen hafta açılışı yapıldı. Sonuçta büyük şehirde farklı belediyede olsa da yapmak isteyince oluyormuş. Bütün bu olumsuzluklara rağmen başından beri nasıl destek olduysak bundan sonra da ana hizmet binasının bir an önce başlanması ve bitirilmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yılki imar gelirlerimiz 15 milyon lirası civarında bulunmaktadır. Bu belediyemize yakışmayan bir rakamdır. Belediyemizin geçmiş yıl faaliyet raporlarını araştırdığımızda imar gelirlerinde şu farkları görmekteyiz.
2007 yılı faaliyet raporunda İmar Müdürlüğü geliri 33 milyon 697 bin TL. 2008 yılı faaliyet raporunda İmar Müdürlüğü geliri 21 milyon 900 bin Türk Lirası'dır. Yani 2012 yılı 16 milyon 853 bin Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Ortalama 30 milyon tahsilat gerçekleşen İmar Müdürlüğü'nün gelirlerini yarı yarıya düşürdükten sonra kredi aramak kadar yanlışlık içindedirler. Ya da belediye başkanı İmar Müdürlüğü'ndeki bu performansı görememektedir. İmar Müdürlüğü çalışıp o yıllardaki kadar iş üretse Sarıyer Belediyesi kredi almadan da bu yatırımları yapardı. Oysa geçen yıl buradan da bu konuda akıllı çalışmalar yapılacağı söylenmişti. Ne yazık ki bu konuda da yerimizde saymış oldu. Gecekondu Mülki Sorunları Komisyonu'nda bir yıldır görev aldığım süre zarfında Sarıyer halkı ve özellikle Derbent için hiçbir şey yapamamanın üzüntüsü içindeyim. Derbent'te yapılacak yerinde dönüşüm için gittiğimiz ve gördüğümüz çok üzücü olaylara karşılaşmaktayız. Bir kısım vatandaşımız ne olursa olsun artık evlerimiz yapılsın derken, bir kısım Derbentli vatandaşımız ise bunların yapılmaması için şartlar öne sürmektedir. Burada haklı olarak tabii ki de bedelsiz yerinde dönüşümü istiyoruz. Bizler hep bunu savunduk zaten. Ama görüyoruz ki seçimler bitiyor, iktidarlar değişiyor, senaryolar hep aynı. Olan benim vatandaşım oluyor ve ortada yine bir şey yok. Maalesef şunu görmekteyiz. Belediyemiz de buraya teminat verip işin olması tarafları olarak gözükmemektedir. Hemen yanı başımızda Gazimanpaşa Belediyesi kentsel dönüşümde bu işleri fazlasıyla aşmış durumda. Vatandaşını mağdur etmeden hızlı bir şekilde projeler üretmektedir. Burada da anlatmak istediğim yapmak isteyince oluyor. Yine umuyoruz ki geçen yıl 23 Nisan'da açacağız diye lanse ettiğiniz nikah salonu ve kültür merkezi binasının 29 Ekim'de Sarıyerlilerin hizmetini açarsınız. Bilindiği üzere Boğaz'da kıyısı olan 4 ilçeden ve en uzun ilçe Sarıyer'imiz. 54 kilometre civarında. Ve balıkçılık Sarıyer'imiz en önemli unsurlardan ve biz hala çok şükür balıkçılarla ilgili bir balık halı ve çarşı projesini gerçekleştiremedik. Allah'tan ki onları yağmurlu havalarda ıslanmamaları için çadır temininde bulunabiliyoruz. Yine sınırlarımızda 3+1, 4 adet üniversite olmasına rağmen denizcilik okulu ile ilgili hiçbir çalışma yapmamış bulunmaktayız. Hemen hemen her ortamda grup başkan vekilimiz Sayın Osman Güloğlu'nun 2960 sayılı Boğaziçi İmar Yasası ile meclisimize gelin birlikte bir çalışma yapalım ve Sarıyer'imizin kamburu olan bu öngörülüm yasasını bir rapor hazırlayalım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderelim ve Sarıyer'imizi rahatlatalım diye açıklama yapmasına rağmen bu konuyla ilgili de bir çalışma yapılmamıştır. Yine köyler dahil toplam 35 mahalleden oluşan Sarıyer'imizde 7 adet semt, 3 adet de yaşam evi ne kadar yeterlidir? Bununla ilgili önceki yıllarda sayıları artıracağını söylemişti. Ama bunu da maalesef görememekteyiz. Sonuç olarak 286 sayfalık 2012 faaliyet raporunda bahsi geçen rutin belediyecilik faaliyetlerimiz için grubum ve Sarıyer halk adına teşekkür ediyoruz. Yine konuşmamın başında da bahsettiğim üzere bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm müdürlüklerimize, personelimize, süpürgecisinden en alttan en yukarıya kadar ayrı ayrı herkese teşekkür ederiz. Faaliyet raporunun Sarıyer'imize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar lütfen sessizce dinliyoruz.